Tuna ablacığımın yanına geçiyorum. Güzeller güzeli. Ay canım. Ne haber? Vallahi iyilik, senden ne haber? Ezgi'ciğim. İyiyiz, çalışıyoruz. İşler güçler, hayat, misafirlerim oluyor, ağırlıyorum. Canımsın ya. Böyle bir iki dakika önce aramızda bir şey vardı. Sen onu söyledin bana. İnan ben tabii ki. Tabii ki bizim aramızda. Ben inan böyle aptala döndüm. Çok şaşkın bir vaziyetteyim. Şimdi nasıl yemek yapacağım onu da bilmiyorum. Elini ayağını dolaştırdın. Ay çok dolaştı. Yayına girmeden önce yapılacak iş mi? Olacak iş mi? Hem de bir dakika önce. Şu olacak iş mi? Ay canım benim. Erkancığım sayıyordu. 4, 3, 2, 1 diye. Evet. Şimdi yemeğimize başlayalım. Hadi başlayalım. Şimdi neler yapacaktın sen? Şimdi biz bugün kişnişli, tarhunlu çok güzel bir yahnimiz var. Osmanlı mutfağından bir hünkâr pilavımız var ve trüf yapacağız. Trüf. Çikolatalı, evet. İlk önce yahni mi? Yahniyi yapalım, anca pişer. Çünkü bir buçuk saat ya döküm tencerede ya da bakır tencerede tavsiye ediyorum. Kesinlikle bu ikisinin dışına çıkmasınlar. Hadi bakalım o zaman, tamam. Neler kullanacağız? Hemen önce bir kuzu etimiz var. Bir demet tarhun otumuz var. Bir demet kişnişimiz var. Bir demet yeşil soğan. 3-4 adet çili biberimiz var. Pul biber, tuz ve siyah sirke diyeceğim. Bir bardak suyumuz var. Ben bunu yurt dışından getirmiştim. Ben buradaki seyircilerimize normal sirke veya beyaz şarap sirkesi de kullanabilirler. Tercihe bağlı. Tercihe bağlı. Elma sirkesi, üzüm sirkesi de olur. Olur, tabii ki olur. Ama işin şeyi orijinali bu şekilde. Hemen etimizi. Kuzu etimiz dedin. Kuzu eti. Neresi olması lazım? Yahniye en çok nereye yakışır? Yahni yumuşak olması gereken bir şey. Koldan hazırlanmış bir kuzu etimiz var. Şimdi biraz tuzumuzu serpiyoruz. Şöyle. Mühürleyeceksin onu. Değil mi biraz? Hayır. Bunu şimdi şöyle kat kat hazırlayacağız. Güveç gibi. Güveç gibi. Şimdi biraz tarhun ve yeşil soğanlı tarhun koyuyoruz. Şimdi bir kat yeşil soğan koyuyoruz tarhunun üzerine ve kişnişin üzerine. Şöyle yapacağım. Şimdi bunu yaydıktan sonra üzerine etleri tekrar yayıyoruz. Tekrar tarhunlu kişniş. Vay. Ve biraz pul biber ilave ediyoruz. Şu şekilde. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Tekrar. Yeşil soğanlarımızı koyuyoruz. Yeşillerin içerisinde kırmızı etimiz. Evet, evet. Şöyle hepsini koyalım. Evet. Şurada kalan tarhun ve kişnişimizi koyuyoruz. Bunu biz böyle et yahni olarak hazırlıyoruz ama bunu Gürcülerde çakapuli dedikleri bir yemekleri. Paskalya'da, evet, çakapuli derler. Bu Gürcü mutfağından bir yemektir. Bunu Paskalya'da muhakkak bayramlarında her evde olur Gürcülerin. Çok güzel, çok lezzetli. Ve şöyle siyah sirkemizi de koyuyoruz. Ve biraz daha pul biber ilave edip ağzını kapatıyoruz. Bu kadar. Üzerlerine şimdi, de pardon, çili biberlerimizi şu şekilde koyacağız. Bütün bütün. Evet, bütün bütün. Şöyle ve kapatıyoruz. Kendi kendine kısık ateşte pişecek. Ondan sonra altını kısacağız Ezgi'cim. Çok güzel bir yahni olacak. Harika yalnız. Hiç su falan yok. Kendi hiçbir suyuyla. Şey. Zaten kendi yeşillikler ve et sulanacak. Aynen öyle canım. Bir buçuk saat programın sonunda. Sonunda çok güzel bir sunumla seyircilerimize göstereceğiz. Yanına da pilav yapacağız. Yanına da çok güzel Osmanlı mutfağından güzel bir hünkâr pilavı yapacağız. Nohutlu Antep fıstıklı, kuş üzümlü güzel bir lezzet. Evet. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Eksik olma. Yaptık efendim. Sonra pilav yapacağız ve trüf yapacağız. Sohbet bizim, edeceğiz. Biz bir yemeğimizi görmek isterim ben. Ne durumda acaba? Yemeğimizi görelim. Açalım mı? Yani esasında açmıyoruz ama açacağız. Oo, bu şekilde. Biberlerin acısı da geçecek. Evet. Bol yeşil soğanlı. Kapatıyoruz. Tarhunlu ve kişnişli. Kişnişli. Ve hiç yağ koymadık. En güzel tarafı da o. Ayhancığım çok rahatlıkla yiyebilir. Yiyebilir. Aynen. Etimiz de çok güzel.
Evet. Ayhancığım bunu sana yaptım canım. Tamam diyor. Tamam. Azıcık vereceğiz azıcık. Azıcık vereceğiz Ayhan. Çok tatlısın. Evet. Çok güzel. Ay çok güzel aroması kokuyor gerçekten. Evet. Müthiş. Tamam. Ve yanına pilav yapacağız. Pilavın malzeme listesini paylaşır mısın? Pilavın malzeme listesi 3 bardak. Evet soğan seni rahatsız eder. Ben şöyle alayım. 3 bardak pirincimiz var. 2 baş kuru soğanımız var. 1 kase nohut. 3 kaşık tereyağı. Şam fıstık içi var, Antep fıstığı içi var, kuru üzüm, yeni bahar, toz şeker ve tuz var. Harika. Malzeme listesini paylaştık. Tekrar sayacağız.